Gel. İmcem kabul etmen lazım. Kanka. Ne yapıyorsun? Şu anda senden bahsediyordum biraz. Kulaklarını çınlatıyorduk. Yakaladım, yakaladım. Evet. Öncelikle herkesin de önünde. İyi ki doğdun. İyi ki varsın. Yeni yaşın. Yardımcısın benim. Çok tüm teşekkür böyle ederim. Allah kalbine göre versin gerçekten. Hepimizin, benim için hepimizin ne kadar inşallah. Önemli olduğunu herkes biliyor. Sen de biliyorsun. Önemli olan da senin bilmen zaten. O yüzden yeni yaşında sağlık, mutluluk, bol kazanç. Bunlar fix. Sağlık olsun da kardeşim. Tabii. Bir dakika bekle şimdi. Biraz rüzgar var. Elim yanıyor. Nasıl yapacağız belli değil ama bir yapacağız artık bir şekilde. Abi çok rüzgar var ya. Bak bunu hesaplamadık. Ne yapıyorsun anlat ya. Kanka ben iyiyim. yandım. Allah kahretmesin. bekle. Ne yapıyorsun? Anlamadım. Çakmak vardı da elimde. Öyle büyük bir beklentiye girme. Ama Allah'ım ne olur sen koru beni. Şaka. İyi ki doğdun İlmice. Kokonat mı? Kokonat. Oğlum yanıyorum çok kötü yere koymuşum ya. Kokonat mı? Allah kokonat. İyi ki doğdun İlmice. İyi ki doğdun. Meşaleler falan da yansın. İyi ki doğdun. Oğlum hadi ama ya. Böyle konuşmamıştık ters ya. Kanka bu olmuyor biliyor musun? Ters tarafa çevir. Kanka iyi ki doğdun. İyi ki varsın. İyi oldu. Sandalyeleri patlattım. Kardeşim benim. Normal bir canlı yayın yapacaktık yani. Sürprizden. Vallahi beklemiyordum. Son durum bu. Yani... Yalnız o pasta çok iyi. Kanka kokonat şeklinde pasta yaptım. Yakınlaştırsan o Hindistan cevizine. Kardeşim benim. İyi ki doğdun, iyi ki varsın. Nice güzel yaşlara o zaman şöyle yapacağım. Adet de yerini bulsun diye. Gerçekten. Bir dakika. Bunu yapmazsam içimde kalacak. Daha ne yapacaksın ya? Daha ne yapacaksın? Yalnız 5 tane konfeti şey aldım. Nedir adı bu? Maytaplardan falan aldım. Dün yayından sonra. Hadi o zaman. 5, 4, 3, 2, 1. Gel. Tamam. Ya bunu kardeşim. Zaten bir rüzgarlık canlı. Tamam yani bunu zaten yine alacak tamam ya. Kanka bu kadar oluyor gerçekten daha, yani. Daha ne yapacaksın? Çok teşekkür ediyorum Murat'ın. Ne demek? Nice mutlu yaşlara. Nasıl videomda gidiyor? Gördüm bu arada. Hayır, eyvallah. Güzel olmuş. Çok teşekkür ederim. Ne demek? Rica ederim. Nasıl gidiyor kanka? Ne yapıyorsun? İyi misin? İyi ne olsun? Karantinadayız. İstanbul'dayım. Ben Bodrum'a geçemedim. Doğru. Burada sokağa çıkma yasağı var kardeşim. Birazdan da iftar olacak. Herkes Allah kahretsin. Süper. Öyle. Ya az kaldı. Bu arada şöyle bir şey var. Biz hani Haziran'ı bitiriyoruz. Haziran'ı bitirdikten sonra sizlerse ben... Ne zaman? Temmuz'a geleceğim. Yani şu anlık görünen Temmuz gibi. Temmuz'un ilk haftaları falan gibi. Ama belli de olmaz biliyorsun. Bizim sezonun hep değişen bir durumu var. Ama yani bir aksilik olmazsa geleceğiz. Geldikten sonra da zaten kısmet. İnşallah denk geliriz kardeşim. Bodrum'da olursak zaten ben gelirim yanına. Bu resmi konuşmaları yemezler ama... Geliriz. Denk illaki geliriz. Yani. Sen 29 oldun değil mi? Ben 28. Bittik. Gerçekten. Yani 20'nin sonlarına daha geldik. 30'lar var. Yaşarsak şaka Allah yapıyorum. Sağlık verirse. Tabii canım. Ama biz fena durmuyoruz. Yine klasik bir gazlayalım kendimizi de. Bakıyoruz kendimize. Evet tabii. Seviyoruz bu hayatı. O yüzden. Allah'ım çok goy goy yapasım da var. O zaman istersen ufaklan. Bir de elin içinde tıkındık kaldık ya. Hani böyle doğru. İnsanın artık enerji birikiyor içinde. Muhabbet edesi falan geliyor. Şey çok fena. Yani Survivor'da hep insanlar böyle
kapalı kalmanın vermiş olduğu psikoloji bozukluğunu yaşarken şu anda dünya aynı psikolojide, biliyor musun? Ya bir de kardeşim, bu sene ekstra yarışmacılar da karantina bölgesinde ya. Hani hiçbir yere çıkamıyorlar yani. Hani uzaklaşsalar seviniyorlar. Hani üzülüyorum hallerini. Adamların ufacık ödülle yani, oraya göre büyük bir ödül de, normal sezona göre çıkamadıkları için. Bir minik bir değişiklik olmaya başladı. Bir şeyler yapacak. Galiba Dominik'te yakın bir zamanda karantina kalkacak gibi duruyor. Yani çok yakın bir zamanda. İnşallah olursa bizim için de çok iyi olacak. Acun abi zaten şey yani, bu konuda bir kalksa neler olacak diyor da. Tabii. Ama güzel geçiyor her şey ya. Burada bir yok çok yani. Güzel bir sezon geçirdiniz. Şu an bile önümde Survivor açık, öyle söyleyeyim kardeşim. Evet. Hatta özetleri veriyor şu an yani. Ya anlat bakalımı sunduğumda. Bizim daha önce oynadığımız kelimeler çıkıyor. Nasıl belli etmemek için? Torpil çok vardı. Bir tane de postacı frekans çıktı, torpil çıktı, postacı çıktı. Güzel. Bir şey daha çıktı. Evet, güzel. Güzel yıllar. Güzel yıllardı Murat. Ya ben Tugay abim çok öpüyorum. Kaptanımız da buradaymış. Aa, çok selam. Abi şöyle, kısmetse seneye falan bir hayalim var. Yani şöyle güzel bir, hep birlikte bir anlat bakalım çekebilmek. Acun abi de müsaade ederse hep birlikte şöyle. Benim zaten içimde... Seni şuraya bir indirmem ya, lazım zaten. Yarışmacı dışında ya. Tatile gelemedim ya. Yani evet. Tatile gelmek istiyorum yani. Hani denk gelmedi, çalışıyordun. Hani evet. Bir işisinde falan da olmadı, nasip. İstiyorum benim ya, de farkında. Setin olmazsa gerçekten şuraya bir gelmen lazım. Benim bir olay da Temmuz'da başlayacak Murat'ım eğer. Başlayacak değil mi? Temmuz'da çekimler başlayacak. Kapadokya'ya ne? Gidiyorum yavaş. Kapadokya'da mı? Ay süper. Hadi umarım güzel olur. Bol ratingli olur. İnşallah, inşallah kardeşim. İnşallah. Şey peki, setlere yansımasında falan bir sıkıntı var mı? Herhangi bir canınızı sıkan bir şey var mı şu anda, bir gelişme ya da olumlu ya da olumsuz? Ya normalde daha erken başlayacaktı. Koronadan dolayı, şehirler arası yasaktan dolayı şu an kalkmasını ve ortalığın durulmasını bekliyoruz. Yani durulur durulmaz çekimlere başlayıp Eylül ayı gibi nasipse yayına girecek herhalde ATV'de. Evet, evet. Sabah gel. hayır. Evet, evet, ona güldüm ben de. Sabah dün bak, sabah seni, şimdi insanlar bilmiyordur da ben seni telefonla aradığımda da söyledim. Dün bunu yapacağım kesin. Bizim sağ olsun montaj ekibimiz, yani burada çok insanüstü çalışıyor herkes. Rica ettim. Dedim ki benim tek rica ettiğim bir şey var. Bizim ilk daha böyle hani senin ilk gelişim, benim gelişim 2013'ten o çocuktenki görüntülerimizden falan böyle hiç ekrana yansımamış. Böyle montajda ya da arşivde olan görüntülerimizden bir klip istedim. Yani gerçekten büyük ihtimalle uyuyakaldılar. Dönen yok montajdan bana. Tamam abi falan dediler ama. Düşün ben yeter. Önemli değil kardeşim. Yaptıracağım. Çok istiyorum. Yani unuttuğumuz 1000 tane görüntü vardır. O yüzden çok istiyorum onları görmeyi. Kardeşim benim, böyle. Beni zaten yeteri kadar şaşırttın. Allah razı olsun. Daha ne demek canım? Bu hiçbir şey yani. Ben geleyim şaşırtacağım seni. Yayında yapmıyorduk bayağıdır. Canlı yayın zaten. Bayağıdır evet. Ilk defa mıydı? Bayağıdır ne hiç yapmadık ki. Neyse, ben en son tek direkt zamanı yapmıştım, onu hatırlıyorum. Doğru. Sen ama aran yok pek. Sevmiyorsun. Murat'ım, burada ezan okundu. İnsanlar iftarlarını açıyor. Tamam. Öpüyorum seni. İyi kardeşim ki varsın. Benim. İyi ki doğdun kardeşim. Seni çok seviyorum. Ben de her seni şey gönlüne göre olsun. Herkese çok selam söyle. Allah razı olsun. Normal bir yayın bekliyordum. Şaşırttın beni. Yani. Kalbimiz bir. Herkese çok aynen. Kalp seni çok bir. Seviyorum. Kendine çok iyi bak. Herkesi çok öpüyorum. Allah'a emanet. İyi ki varsın. Hadi. Ben de. Görüşürüz. Bay bay.